İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde genleşme ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Sıcaklıkları eşit 1, 2 ve 3 numaralı metal şeritler şekildeki gibi perçinlenmiştir. Sistem soğutulduğunda şekildeki duruma gelen metallerin genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Başlangıçta sistemimiz, perçinlenmiş metallerimiz bunlar. Biz sistemi soğutuyoruz ve şöyle bir görüntü alıyor. Bu durumda bunların genleşme katsayıları, 1, 2, 3 metallerin genleşme katsayıları arasındaki ilişki soruluyor. Ama burada kısa bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Şurada X metali, Y metali olsun. Ve ben bunu bir süre sonra ısıttığımda ya da soğuttuğumda şöyle bir görüntü almış olsun. X ve Y. T1 diyelim sıcaklığa, T2 diyelim sıcaklığa. Şimdi eğer T2 T1'den büyükse ne düşüneceğiz ona bakıyorum. T2 T1'den büyükse ben bunu ne yapmışım demektir arkadaşlar? Isıtmışım, yani sıcaklığını artırmışım demektir. Ve sıcaklık artınca şu görüntüye bakarsanız X'in boyu Y'nin boyuna göre daha uzun demektir. X'in boyu Y'nin boyuna göre daha uzunsa, eğer ben sıcaklığını arttırdığımda X'in boyu Y'nin boyuna göre daha uzun görünüyorsa arkadaşlar, bu durumda lambda X büyüktür lambda Y'dir. Eğer T1 T2'den büyükse, yani bu durumda ne yapmışım demektir? Soğutmuşum demektir. Soğutunca ne olmuş? X'in boyu Y'nin boyuna göre uzun olduğuna göre demek ki Y daha çok kısalmış. Genleşme katsayısı büyük olan her zaman daha çok kısadır. Bu da demektir ki o zaman lambda Y büyüktür lambda X demektir arkadaşlar. Buna göre sorumuzu yorumlayalım şimdi. Bunu ne yaptık? Biz soğuttuk ve şu hale getirdik. Burada 1 ile 3'ü kıyaslarken ya da 2 ile 3'ü kıyaslarken şu kadar da kısımlarını kıyaslayacağım. Yani 1 ile 3'ü kıyaslarken, burayı 2 ile 3'ü kıyaslarken burayı düşüneceğiz arkadaşlar. Bu durumda şuraya baktığım zaman, yani birinci duruma baktığım zaman burada ne olmuş hemen yorumlayalım. Soğuttuğumda 3 daha kısa kalmış. Bakın 1 dışta, 3 içeride, büküldüğü yöne göre düşünürsen 3 daha kısa kalmış. O zaman soğutunca 3 daha çok düzülmüş. O zaman lambda 3 büyüktür lambda 1. Şuraya kıyaslarsak bu sefer de 2 içeride kalmış. Yani 2 daha çok kısalmış. O zaman lambda 3 büyüktür 2 daha çok kısalmış dedik. Lambda 2 büyüktür lambda 3. Yani ne gelecek? 2 3'ten büyük, 3 de 1'den büyük. Lambda 2, lambda 3, lambda 1 gelecek cevabımız. Diğer sorumuza bakarsak farklı sıcaklıktaki uzun X ile kısa Y çubuğu dokunduruluyor. Sıcaklık dengesi sağlandığında X'in kısaldığı Y'nin de uzadığı görülmüş. X'in kısaldığı Y'nin uzadığı görülmüş. Şimdi sıcaklık dengesi sağlandığına göre ve X kısaldığına göre demek X düzülmüş. O zaman X'in sıcaklığı azalmış. Y'nin ise ne yapmış demektir? Sıcaklığı artmış demektir. Denge sıcaklığı neydi? Biri sıcaklığını azaltıyordu, biri sıcaklığını artırıyordu. Sıcaklığı azalan kimdi? Başlangıçta sıcak olan maddeydi. Dolayısıyla X'in ilk sıcaklığı Y'nin ilk sıcaklığından daha büyüktür. Bu kesin doğru arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. X'in sıcaklık değişimi Y'nin sıcaklık değişimine eşittir. Bana şunu söylemiş olsaydı kesin derdim. X'in ısı değişimi ya da X birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısıya eşit olduğunu söylemiş olsaydı bu doğru olurdu. Ama biz burada şunun için, ikinci yargı için kesinlik kuramayız. Çünkü niye? Biz burada bunların aynı maddeler mi, farklı maddeler mi olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ve hatta bunların kütlelerini de bilmiyoruz. Dolayısıyla burada ikinci ile ilgili kesin bir yorum yapamayız arkadaşlar. Üçüncüde X ve Y'nin uzama katsayıları eşittir. Bir aynı şey bunun için de geçerli. Biz bunların ilk boyları arasındaki ilişkiyi bilmiyoruz ve bunların hangi cins metal olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bununla da ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Burada tek söyleyebileceğimiz şey X'in ilk sıcaklığı Y'nin ilk sıcaklığından daha büyüktür. Evet, bir sonraki sorumuzda birbirine kaynak yapılmış X, Y metal şeritleri T1 sıcaklığında şekil 1'deki gibi T2 sıcaklığında da şekil 2'deki gibi durmaktadır diyor. T2 T1'den büyük olduğuna göre. T2 büyüktür T1 olduğuna göre. Yani ne yapmışız biz burada? Sıcaklığı artırmışız. Buna göre yorumlayalım arkadaşlar. X'in uzama katsayısı Y'den büyüktür. X'in uzama katsayısı Y'den büyüktür. Baktığımız zaman şu görüntüde X uzun, Y kısa diyeceğiz. Dolayısıyla X uzun kaldığına göre Y'ye göre demek ki X daha çok uzamış. Demek ki sıcaklığı artınca daha çok uzadığına göre genleşme katsayısı daha büyüktür demiş. X'in özü Y'ninkinden küçüktür demiş.
Evet, biz şu görüntülere bakarak arkadaşlar metal çubukların sadece sıcaklıkların artıp azalması durumundaki genleşme ya da büzülmelerine bakarak bunların öz ısılarını ya da öz kütlelerini kıyaslayamayız hiçbir şekilde. Bizim burada yapabileceğimiz şey genleşmede sadece delta L eşittir D0 çarpı lambda çarpı delta T'ydi. Şurada ben sadece şu ifadeye baktığım zaman ben burada şunun hakkında yani genleşme miktarı ya da boyca uzama ya da azalma miktarı ya da ilk boy ya da lambda ya da delta T hakkında bir şeyler söyleyebilirim belki ama ben burada genleşme olayına bakarak bu maddenin öz ısısı ya da bu maddenin öz kütlesi hakkında kesinlikle yorum yapamam. Burada cevap yalnız 1 olacaktır. Evet bu soruya bakarsak arkadaşlar. Şekildeki XY halkalarının ve Z küresinin oda sıcaklığında yarı çapları eşittir. X metrenin uzama katsayısı Y'ninkinden büyük ve Z metrenin uzama katsayısı Y'ninkine eşit olduğuna göre. Daha soğuk bir ortamda X, Y, Z'nin yarı çapları nasıl olur demiş arkadaşlar. Evet. X metreninden yapılmış halka, Y metreninden yapılmış halka ve Z metreninden yapılmış bir küre var arkadaşlar sorumuzda. Burada X'in genleşme katsayısı Y'den büyük, Y ile Z'nin genleşme katsayıları da birbirine eşit. Soru da bu şekilde verilmiş bize. Ve bunların ilk yarı çapları, başlangıçtaki yarı çapları birbirine eşitmiş. Şöyle yapalım. Şimdi burada şunu unutmayalım hiçbir zaman. Bütün maddeler genleşirken ya da büzülürken hacimce genleşir, hacimce büzülür arkadaşlar. Ancak biz burada boyca uzamaya ya da boyca kısalmaya bakacağız. Çünkü yarı çapları arasındaki ilişki sorumuz. Sadece bir uzunluktan bahsediliyor. O zaman biz boyca uzama ya da boyca kısalmaya bakacağız arkadaşlar. X metalinin genleşme katsayısı en büyük olduğuna göre soğuduğu zaman en çok bu büzüleceği için X'in uzama miktarı yani yarı çapı en küçük olacak arkadaşlar. Yani en çok büzülecek olan X olacak. En kısa yarı çapa X sahip olacak. Y ile Z'nin genleşme katsayıları birbirine eşitmiş. Birinin küre ya da birinin halka olması çok bir şey ifade etmiyor benim için. Sadece dediğim gibi uzunluklara bakacağım. O zaman Y ile Z'nin boyları da birbirine eşit olacak arkadaşlar. En çok X kısalacağı için ben bunu R'ye eşittir. RZ büyüktür. RX diye yazabilirim. Bir sonraki sorumuza geçersek. Uzunlukları eşit çapları 2R, R ve 3R olan aynı tür metalden yapılmış XYZ çubukları soğuk bir ortama götürülüyor. Çubukların uzunlukları nasıl sıralanır demiş arkadaşlar. Şimdi uzunluklar eşitmiş. Hepsi de aynı türmüş. Bir önceki soru gibi düşüneceğiz. Ben bunun kalınlığına ya da hacmine bakmam. Sadece uzunluk kıyaslıyorsam delta L eşittir. L0 lambda delta T'yi düşünüyorum arkadaşlar. İlk boyları eşitse, sıcaklık değişimleri eşitse, bunların hepsi aynı boydaysa, aynı maddeden yapıldıysa o zaman hepsinin boyundaki değişim ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman hepsinin boyu aynı değişeceği için bunların son boyları da birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda içerisinde dikdörtgen şeklinde boşluk bulunan R yarıçaplı daire ısıtılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir demiş arkadaşlar. Şimdi yine burada hemen bir ön bilgi verelim. Dairesel bir şekil olsun şöyle. İçinde dairesel bir parçayı çıkartmış olalım arkadaşlar. Şuraya A diyeyim. Şuranın tamamına da B diyeyim. Ben bunun sıcaklığını arttırdığım zaman A ve B artar arkadaşlar. A da artar, B de artar. Yani iç yarıçapta, dış yarıçapta artacak. Dolayısıyla buna bakarsam burada R bir defa ne yapacak? Artacak. Ne yapıyorum tabii ben bunu? Isıttığım zaman. R ne yapacak? R uzunluğu artacak. Sabit kalır. Yanlış. K cisminin öz kütlesi azalır demiş. Tabii ki çünkü bu sonuçta hacimce genleşiyor. Bütün maddeler. Hacim D eşittir M bölü B'yi düşünürsem ben. V'yi artırırsam D'yi küçültürüm. Dolayısıyla bu doğru oldu. K cisminin öz kütlesi azalır. A uzunluğu da artar demiş arkadaşlar. Ben bunu genleştirdiğim zaman iç uzunluklarda, dış uzunluklarda ne yapıyordu? Artıyordu. Şuradaki özellik gereği. Dolayısıyla burada A da artacak, R de artacak. O zaman cevap ne gelecek burada? 1 ve 3 gelecek arkadaşlar. Evet bu soruya bakarsak arkadaşlar. Şekildeki sistem soğutulduğunda X ve Y küreleri belirtilen yönlerde dönme hareketi yapıyor.
Buna göre KLM çubuklarının genleşme katsayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri kesin doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi X ve Y küreleri bunlar ve sistemi soğutuyoruz. Soğuttuğumuz zaman X'in dönme yönü, X küresinin dönme yönü okla verilmiş görüyorsunuz burada. Şimdi şu kadarlık kısımlarına bakarız bunların genleşmesi. X'in dönmesini etkileyen kısımlar sadece buralar arkadaşlar. Demek ki L daha çok kısalmış ki K'ya göre X bu tarafa doğru dönebilir. Soğuttuğumuza göre daha çok kısalan genleşme katsayısı daha büyüktür. L büyüktür K. Bu kesin arkadaşlar. Şimdi Y'yi kıyaslıyorum. Y'nin dönme yönüne bakıyorum. Normalde L daha çok içeri doğru kısalmış. Görüyorsunuz burada. O zaman ne olmasını bekleriz? Biz Y'nin şu şekilde dönmesini bekleriz. Doğru mu arkadaşlar? Ama burada da Y, L daha çok kısalmış M'ye. Eğer örneğin L ile M birbirine eşit olmuş olsaydı, L ile M'nin genleşme katsayı da birbirine eşit olmuş olsaydı, burada L içeri doğru daha fazla kısaldığı için dönme yönü şu sonradan çizdiğim ok yönünde olması gerekiyordu. Demek ki L'nin genleşme katsayısı M'den de çok çok büyükmüş ki şurası daha çok kısalmasına rağmen L M'ye göre o kadar çok kısalmış ki Y şuradaki siyah okla görünen yönde dönebilmiş arkadaşlar. O zaman ben burada L büyüktür M yazarım. K ile M arasında kıyaslama yapabilir miyim? Yapamam arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu yanlış, bu yanlış 1 ve 3 doğru olacak bizim için arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakarsak. Aynı metalden yapılmış X ve Y metal çubukların uzunlukları 3L, 2L. Kesit alanları 2S ve S'lik çubuklara eşit miktarda ısı verilince boylarındaki artma miktarı ne oluyor demiş arkadaşlar. Artma miktarının oranı sorulmuş daha doğrusu. Burada eşit miktarda ısı veriyorsan bunların sıcaklık değişimlerini eşit alamam. Ne yapmam gerekir burada benim? Sıcaklık miktarı ısıları eşit aldığımı düşünün ve kütleleri de ters orantılı bir şekilde sıcaklık değişimini hesaplarım. Bu şunun gibidir. Bir çaydanlık su 10 dakikada işte 10 santigrat derece yükseliyorsa yarım çaydanlık su 10 dakikada 20 santigrat derece yükselecek. Yani kütlesiyle ters orantılıdır sıcaklık değişimi arkadaşlar. O halde aynı maddeden yapıldığına göre hacimleri oranı bunların kütleleri oranı verecektir. 3SL bunun hacmi, 4SL bunun hacmi. Yani bunun kütlesine 3 dersen bunun kütlesi 4. O zaman bunun sıcaklığı 4T değişirse bunun sıcaklığı 3T değişir. Dikkat ederseniz belirlediğim kütlelerle ters orantılı bir şekilde sıcaklıklarını dağıtmaktır. Şimdi yazıyorum. Delta LX bölü delta LY eşittir diyorum. İlk boyu X'in 3L çarpı lambda çarpı 4T. Y'nin ilk boyu 2L, lambda 3T dedik arkadaşlar. Buradan dolayısıyla oranımız ne geldi bizim? 12 bölü 6'dan 2 gelecek arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakarsan. Kesitleri eşit boyları LX, LY olan demirden yapılmış XY çubuklarının eşit ısı verilince uzama miktarları AX ve AY oluyor. AX bölü AY oranı sordu arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakarsak kesitleri eşit boyları LX, LY olan demirden yapılmış XY çubuklarına eşit ısı verilince uzama miktarları AX, AY oluyor. Uzama miktarlarının oranı AX bölü AY soruluyor bizde. Şimdi şöyle çizelim bakın. Şu X olsun. Bunun ilk boyu ne olsun? LX olsun. Şöyle bunu da çizelim. Buna da Y diyelim. Bunun da ilk boyu ne olsun arkadaşlar? LY olsun. Kesitleri eşitmiş, boyları LX, LY'ymiş, XY çubuklarına eşit ısı vereceğim. Şimdi o zaman bunun kütlesi LX ile orantılı, boyuyla orantılı, bunun kütlesi de neyle orantılı olacak arkadaşlar? DY ile orantılı olacak. O zaman bunun sıcaklık değişimine ben şöyle dersem sıcaklık değişimi LY çarpı T dersem bunun sıcaklık değişimi de LX çarpı T olacak arkadaşlar. Niye? Boylarla ters orantılı yaptık. Dikkat edersiniz. Sıcaklık değişimin hangi durumda? Eşit ısı verdiğimiz durumda arkadaşlar. Şimdi AX bölü AY'yi yazıyorum. AX bölü AY eşittir diyorum arkadaşlar. Birincisi ilk boyu LX çarpı lambda çarpı LY çarpı T dedim. Diğerine bakıyorum. İlk boyu LY
çarpı lambda çarpı lx çarpı t dedik arkadaşlar. Lx'leri sadeleştirdim. Ly'leri de sadeleştirdim. Oran kaç çıktı? 1 çıktı. Bir sonraki soruya bakarsak. Bu da bir sıvı genleşmesi sorusu. Düşey kesti şekilde verilen x ve y kaplarında oda sıcaklığında su bulunmaktadır. Özdeş ısıtıcılarla x kabı t, y kabı 2t süre ısıtılıyor. Verilen ısıların tamamı sular aldığına göre hx bölü hy yani kaplardaki yükselme miktarları arasındaki ilişki soruluyor. Özdeş ısıtıcılarla x kabı t, y kabı da 2t ısıtılmış. Burada o zaman ben şunu diyebilirim. Özdeş ısıtıcı olduğuna göre, T süre ısıtıldığına göre bu Q kadar ısı verildiyse buna 2Q kadar ısı verilmiştir arkadaşlar. Bunun hacmi S çarpı H. Dolayısıyla kütlesine ben bunu M diyeyim. Bu 2S çarpı H görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun kütlesine ne diyeceğim? 2M diyeceğim. Hacimleri oranında kütlelerini paylaştırdım. Çünkü bunlar nedir? Aynı cins sıvıdır arkadaşlar. Şimdi Q kadar ısıyı M kütlesine veriyorsam sıcaklığı T kadar artıyor diyelim. 2Q'yu 2M'e veriyorsam sıcaklığı gene T'ye kadar artacaktır arkadaşlar. Çünkü 2 kat daha fazla kütleyi aynı sıcaklıkta artırabilmem için sıcaklığını 2 kat daha fazla ısı vermem gerekirdi. Dolayısıyla her ikisinde delta T'leri sıcaklık değişimleri ne olacak arkadaşlar? Birbirine eşit olacak. Verilen ısıların tamamı sular aldığına göre yükseklik artışları arasındaki ilişki soruyor. Hacimce genleşmeye bakacağım. Diyeyim ki şimdi bunun yüksekliği x kadar artsın. Bunun yüksekliği de y kadar artsın. Yani hx bölü hy yani x bölü y'yi sormuş olsunuz arkadaşlar. Şimdi bu durumda hemen bunun sıcaklığı ne kadar artmıştı? T kadar artmıştı. Bakın hemen hacimce genleşmeyi yazacağım ben burada. Hacimce genleşmeyi yazarken x çarpı s kadar genleşmiştir diyeceğim birinci. X çarpı s. Şu kadar genleştiğini düşünüyorum. Hacim olarak hacimdeki değişim x çarpı s. Eşittir diyorum. İlk hacim h çarpı s çarpı her ikisi de aynı madde a diyelim genleşme katsayısına t kadar sıcaklık değişimi olmuş. Aynı şekilde y çarpı bu sefer yine kesit alan s eşittir diyorum. Eşittir diyorum. Şimdi şuna bakayım. İlk hacim ne kadar? 2h çarpı s çarpı aynı maddeyi de a sıcaklık değişimi ne olacak yine? T olacak. X bölü Y oranını yani HX bölü HY oranını her şeyi sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 2 çıktığını göreceğim arkadaşlar. 1 bölü 2 olacaktır cevabımız. Yine bir sıvı genleşmesi sorusu arkadaşlar. Evet, bakalım ne olduğunu sorumuzun. Düşey kesiti şekilde verilen kaplardan A düzeyine kadar X ve Y sıvıları doldurulmuştur. Sıvıların sıcaklığı eşit miktarda artırıldığında açık yüzeyde L hizasına gelmektedir. Buna göre AX, AY, AZ genleşme katsayıları arasındaki ilişki soruluyor bana arkadaşlar. Önce bakalım ilk hacimlerine arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 yarımları da sayarsam bunun ilk hacmi 5 olsun. 1, 2, 3, 4 bunun ilk hacmi 4 olsun. Burası da 3, ilk hacmi 3 olsun. Genleşme biliyorsunuz neyle orantılıydı? İlk hacimle de orantılıydı. Hacimce genleşme delta V eşittir. Ve 0 A çarpı delta T diyeceğiz biliyorsunuz. İlk hacim genleşme miktarını ne yapıyor? Değiştiriyordu. İlk hacmi nasıl değiştiriyor? De doğru orantılı arkadaşlar. İlk hacmi büyük olanın genleşmesinin daha büyük olması beklenir. Ama dikkat edin. Burada ne kadar genleşmiş? 2 birim genleşmiş. 1 birim genleşmiş. 1 birim genleşmiş. Ben burada baktığım zaman demek ki Z küçük olmasına rağmen, ilk hacmi küçük olmasına rağmen en çok Z genleşmiş. Neyi gerektirir? Z'nin genleşme katsayısının en büyük olmasını gerektirir. A, Z en büyük. Bu ikisini kıyaslıyorum işte. Bunun ilk hacmi 4, bunun ilk hacmi 5. Dolayısıyla 4 olmasına rağmen, ilk hacim küçük olmasına rağmen bunun aynı miktarda genleşmiş o zaman. Y'nin genleşme katsayısı daha büyük ve en küçük genleşme katsayısı X'te olmak durumunda Z, Y, X olmalı cevabımız arkadaşlar. Z, Y, X. Evet bir sonraki soruya bakarsak. T1 sıcaklığında homojen türdeş bir tel şekildeki gibi bükülmüştür. Tel T2 sıcaklığına kadar ısıtılırsa X, Y, Z uzunlukları nasıl değişir demiş arkadaşlar. Sistemi ısıtıyorum yani. X, Y ve Z uzunluklarına bakıyorum şimdi. Şimdi bir defa Z'nin arttığını göreceğiz burada. Bu artar. Şüphesiz artacak. Şimdi
X'e bakıyorum. X nereden etkilenir? Şurayla şuradan etkilenir. Dolayısıyla şurası daha uzun olduğu için burası buna göre daha fazla genleşecek. Bu tarafa doğru genleşirken bu yukarı doğru genleşecek. Dolayısıyla şu daha uzun olduğu için buna göre daha fazla genleşeceği için X ne yapacak? Artacak. Şuna bakıyorum şimdi. Y'ye bakıyorum. Y şurayla şuradan etkilenecek. Bu tarafa doğru genleşirken burası dışarı doğru genleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki genleşme şuradaki genleşmeye göre daha büyük olacağı için y ne yapacak? Artacak. O zaman x de y de z de ne yapar? Artar arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz. Şekildeki bir ucu sabit metal çubuk soğutulunca altındaki r yarıçaplı silindir kaymadan dönüyor. Kaymadan dönüyor. İfadelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle biz ne yapıyoruz? Bunu soğutuyoruz. Soğuttuğumuza göre şuradaki çubuk ne yapmalı? Kısalmalı. Peki o zaman bunun hareket yönü ne tarafa doğru olmalı bu kısalıyorsa? Şöyle dönmeli. Yani bu iki yönünde hareket etmeli. Bir doğru. Silindirin dönme miktarı x uzunluğuna bağlıdır. Silindirin dönme miktarı şu değdiği noktanın uzunluğuna bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış x uzunluğuna bağlı olan. Silindirin tur sayısı R'ye bağlıdır. Elbette ki R ne kadar büyükse tur sayısı, o kadar az ne kadar küçükse tur sayısı o kadar fazla olacak. Bu da doğru. O zaman burada ifadeleri kesinlikle yanlıştır dediği ne var bizim için? R var arkadaşlar. Evet, buradaki sorumuza bakarsak. Eşit boydaki KL çubukların uzama katsayıları lambda ve 2 lambdadır. Çubuklar arasındaki uzaklık D olacak biçimde şekildeki gibi tutturulmuştur. Bu düzenekte K'nın sıcaklığı T artırılıp L'ninki delta T azaltıldığında çubuklar arası mesafe D'dir. K'nın ki delta T azaltılıp L'ninki delta T kadar artırıldığında D2 oluyormuş. D, D1 ve D2 arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi şöyle diyelim. Birinci duruma bakıyorum önce. Bu düzenekte K'nın sıcaklığı delta T artırılıyor. L'ninki delta T azaltılıyormuş arkadaşlar. L'nin genleşme katsayısı 2 lambda. Bunun genleşme katsayısı lambda. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bu düzenekte K'nın sıcaklığı delta T kadar artırılır. K'nın sıcaklığı delta T artınca bu diyelim ki X kadar artsın. O zaman L'ninkini delta T azaltırsak bu X kadar kısalacak arkadaşlar. X 2X kadar kısalacak. 2X kadar kısalacak. Çünkü bunun ilk genleşme katsayısı bunun genleşme katsayısına göre 2 kat daha fazla. O zaman X kadar uzadı, 2X kadar kısaldı. Edersin. X kadar aradaki mesafeyi kapattı ama 2x kadar mesafeyi açtı. O zaman D1 eşittir diyorum. Şöyle yazarım bakın. İlk boy D'ydi. X kadar azalacak ama 2x kadar artacak. Dolayısıyla D1 D artı X olacak. D2'yi düşünüyorum şimdi. D2'yi düşünüyorum. K'ninki de ne yapılıyormuş? K'ninki delta T kadar azaltılıp D'ninki delta T kadar artırılıyormuş. K'ninkini delta T azalttık. O zaman X kadar azalacak. Bu da o zaman 2X kadar artacak. X azaldı. 2X arttı. Bu durumda ne olacak? İlk boy D'ydi. Ondan sonra 2X kadar aradaki mesafe küçülecek. Ama X kadar artacak. Dolayısıyla burada D eksi X diye yazacağız arkadaşlar. O zaman D1 D'den büyük. D de D2'den büyük olacak cevabımız arkadaşlar. D1 büyük, D o da büyüktür, D2 olacak. Evet, bu dersimizde çözeceğimiz sorular bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.